güzel çocuğu? Yaklaşık 7 saat önce. Aleykümselam amirim. Kaldır şunu. Hayırdır amirim? Problem mi var? Yok, gezmeye geldik. Açsana şunu. İyi paralık bir şüpheliye bakıp çıkacağız hadi. Bizi istedi. Allah Allah. Bu yanlışlık olmasın amirim? Sana hesap mı vereceğiz be? Aç dedik şunu hadi. Özdemir'i arıyoruz. İçeride mi? Evet. Çağır gelsin. Yok, uyuyor ama şimdi. Bir şey mi oldu memur bey? Annesi misin sen? Yok değilim. Annesi dışarıda. Babası? Babası da yok. Ama siz burada bekleyin. Ben hemen anasına babasına haber edeyim. Herkesten bekledim bacım. Bacım çıkacağız abi. Niye? Ne yapmış ki Kerem? Vallahi onu biz de bilmiyoruz bacım. Herkese gelir öğrenirler artık. Hadi git getir şunu. Elmas abla ne oluyor? Hı. Yok bir şey. Kerem Özdemir sen misin? Evet. Memur bey. Memur bey. Ben bir şey yapmadım. Tamam. Memur bey. Tamam, ne kadar çocuğa ne yapıyorsunuz tamam, siz öyle? Tamam ben size götürüyorum. Ne olur alayım güzel kardeşim. Ne olur arasına babasına yanına babalar geleceğim. Tamam. Hadi. Ben bir şey yapmadım. Bırakın beni lütfen. Kerem! Sayın hocam annemleri arar. Annemleri çok sevdiğim bir söz vardır. İnsan herkese karşı her şeyden sorumludur. Bu geceye vesile olan da işte bu sorumluluk duygusuydu. Balomuza katılmak için almış olduğunuz biletlerle, baba beni okula gönder kampanyasına yapmış olduğunuz bağışlarla binlerce çocuğumuzun geleceğini kurtardınız. Onlar sizin sayenizde eğitimlerine devam edebilecekler. Bunun için çok teşekkür ederim. Ve daha yolun yarısında olduğumuzu hatırlatarak size çok güzel bir gece diliyorum. İyi eğlenceler.
Acayip bir trafik vardı. Defne nerede? Bu sabah Paris'e uçtu. Ah, ben sabahleyin konuştum. Hiç öyle bir şey söylemedim bana. Önemli bir workshop'a katılacakmış. Önemliymiş. Gergin misin? Sen tartışma yazmıyorsun. Harika bir konuşmaydı. Ya ne tartışacağız boş ver. Sorumsuz bundan bıktım. Oo, Murat Beyler de teşrif etmişler. Abi neredesin ya? Aşkım, ne güzel konuşmaydı. Canım, biz gidelim. Ya elma sarılmış. Konuştun mu sen? Yok. Meşgul. Önemli bir şey mi oldu acaba? Ne olacak işte, çocuklar uyumamıştır hayatım. Ama kaç defa aramış. Önemli bir şey olmuş aramaz ki. Defne yok mu abi? Yok. Allah Allah, meşgul. Leyla'cığım. Elma sarılmış, ulaşamamış size. Ne olmuş? Kerem'i tutuklamışlar. Ne? Nasıl? Tamam, sakin ol Leyla'cığım lütfen. Bilmiyorum, kadın ağlamaktan doğru dürüst konuşamadı ama anladığım kadarıyla galiba polisler eve gelmiş. Kerem'i tutuklayıp götürmüş. Ne demek tutuklamışlar ya? Sakin ol, sakin ol. Gerekçe neymiş? Bir şey söylemişler mi? Hayır, söylememişler. Bilmiyorum. Elmas, Elmas ne oldu? Nereye götürmüşler peki? Bilmiyorum. Elmas ne oldu? Ne oldu? Anlat. Kaç sıkı olanı alır. Dışarıda magazinciler var. Ha? Duymuyorum. Bir açıklama yaptılar mı? Leyla Hanım. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Leyla Hanım. Ha? Hayatım, ne olmuş? Bilmiyorum. Merkeze götürmüşler. Hangi merkeze? Hayatım, bir tane karakol var bu şehirde. Bir dakika. Bir dakika. Duyamadım. Kimlik sordun mu? Hayatım. Kimliği sordun mu? Kombini. Bilal, en yakın karakola gidiyoruz hemen. Şimdi benim hayır, sahilden gidelim hiç. Güvenlik aramadı mı? Ya. Sor bakalım ona, bir sor. Niye açmış o kapıyı, bir sor ona. Ne yapsın kadın? Ya ne demek ne yapsın ya? Bir de bunlara güvenip çocuk emanet ediyoruz biz ya. Sorgusuz sualsiz çocuğu alıp götürüyorlar da daha başıma burası. Siz ağır mısın lütfen Kemal? Susmuyorum! Susmuyorum! Ya aslında siz olmadan götüremezler. Bak ne diyor adam? Siz olmadan götüremezler diyor, bak ne diyor? Anne babası gelince alın demiş, ikna edememiş. Ya bırak Allah aşkına ya. Bırak ya. Elmas, duyamıyorum seni, ağlama. Ağlama. Yasemin uyudu mu? Alo, iyi akşamlar. Ne? Ne? Ben avukat Metin Sönmez. Söyledi mi gitti? Jarman Holding'in avukatıyım. Çok mu yağıyor bizim evet, oluyor? Bir tutuklama emriyle ilgili bilgi alacak. Güzel. Dayım yüzünden mi? Ne? Vallahi ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ki ben bir şey yapmadım. Dayım kızmasın diye. Ne diyorsun oğlum sen? Kimmiş senin dayın? Murat. Şarman. Ne diyecekmiş dayım bize? Hiç. Ulan sende bir numara var ama. Hadi bakalım. Fikir komiser anlar onun dilinden. Tabii canım. Böyle bir emir yok diyor. Ne demek böyle bir emir yok diyor? Bir dakika dur, ne demekmiş o, böyle bir emir yok ne demekmiş? Bulamadılar kaydı. Nasıl bulamazlar kaydı? Olabilir mi böyle bir şey? Telaş etmeyin. Bazen sistemde çıkmayabiliyor. Şimdi karakola gittiğimizde bütün merkezlere sordururuz. Hata var o zaman. Bir hata var. Hata var. Bir isim benzerliği falan değil mi? Öyle.
harika götürmüşler çocuğumu. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam amirim. Tersu bir durum yok değil mi oğlum? Yapma Bekir abi. Aynen konuştuğumuz gibi. Tereyağından kıl çeker gibi alıp geldik böyle. Hadi abi. Ver nafakayı al çocuğu. Merak etmeyin lan. Sözümüz söz. Paso size çalışıyoruz. Milletinizi kestin bile. Hadi oğlum hadi. Şş, uyan lan. Anan arıyor anan. Oha lan oha. Es şunu. Lan. Allah belanızı versin. Sus Kemal, nereye gidiyorsun? İçeriye gidiyorum, polislerle konuşuyorum. Saçmalama, delirdin mi sen? Polislerle falan konuşuyorsun. Ne yazdık sana, görmedin mi? Görmedin mi? Görmedin mi? Bırak be! Gireceğim, konuşacağım polisle. Gidelim eve git. Ne olursun eve gitmemiz lazım. Ne olursun eve gitmemiz lazım. Sen sus! Nereye girersen çocuğun olacağı der. Ne olursun? Ne yapacağız abi? Yedek atacağız.
Tamam lan kızma hemen, takılıyoruz işte. Biraz daha oyalanırsan abim sana bir takacak. Göreceksin gününü. Hadi artık gömeceksek gömelim adamları. He oldu. İstersen bir de cenaze namazlarını kılalım. Erto. Oğlum. Şu saksıyı çalıştırsana lan biraz he. Boşuna mı sulayıp duruyor he? Bilemedim hanımım. Uyku serseri karşımda zebellah gibi polisleri görünce elim ayağıma dolandı. Bir harala gürele, elleri kırılasıcılar. Alıp götürdüler aslanımı. Yani bu kadar mı cahilsiniz? Bir kimlik sorsaydınız bari. Vallahi akıl edemedim. Bey, polis deyip şaşırdım kaldım. Yok, gerçek olamaz bu. Polis yapar mı hiç böyle bir şey? Yani olacak şey değil gibi geliyor ama belli de olmaz. Her kasada birkaç çürük olabilir Leyla Hanım. Bana sorarsanız arayalım bir ekip göndersinler hemen. Doğru söylüyorsunuz. Kimmiş şu polisler bir öğrenelim bakalım. Hayır. Ne yapıyorsun sen? Kimse polisi aramayacak. Oğlumun kılına zarar gelirse ben... Polisi hiçbiriniz aramayacaksınız. Ne yapacağız peki hayatım? Sen böyle bekleyebilecek misin yani? Leyla'cığım, bak polise haber vermezsek daha... Olmaz Özlem. Anne olmadığın için bilemezsin sen. Oğlumun kılına zarar gelirse ben... Leyla haklı. Bu riski göze alamayız. Karakola gittiğinizi öğrenen aradığınız da öğrenir. Allah'ım ne yapacağız? Kime gideceğiz? Kimden yardım isteyeceğiz biz? Ben aslında yardım isteyebileceğimiz birini biliyorum galiba. Mehmet var, eski bir arkadaşım. Asayiş şubedeydi. Kayıp çocuk bürosunda. Bir sürü kaçırılma olayıyla uğraştı. Çok da başarılıdır. Polis olmaz dedim, anlamadın mı? Hayır, artık polislik yapmıyor. Avukatlık yapıyor. Bir süre önce istifa etti. Ben de fakülteden tanıyorum. Güvenilir biri mi? Gözüm kapalı, kefil olurum. Yani polislikten çok tecrübesi var. Emniyetin içini iyi bilir. Hala bağlantıları var. Bence şu anda yardım isteyebileceğimiz en doğru kişi. Hayır. Gene de çok riskli. Leyla. Adam polismiş baksana. Abi risk almayıp ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız burada?
Sen ne diyorsun Leyla'cığım? Hemen çağır. Ne kadar isterse veririz. Hemen çağır. Ben o zaman önce bir konuşayım. Eğer kabul ederse gider hemen alır gelirim. Ulan termostat dedin değiştirdik. Radyatör dedin değiştirdik. Senin derdin ne anlamadım ki ben. İki adım yol götüreceksin. Burnundan getiriyorsun vallahi billahi ya. Efendim? Metin? Aa kardeşim ne haber ya? Hayırdır ya bu saatte? Ha? Yok mu oğlum uyumadım ne uyuması? Eve gidemedim ki daha. Benim araç arıza yaptı. Ofisin oradayım. Ha? Ne işi? İyi tamam. Tamam yarın gel öğleden sonra ofise konuşuruz. Şimdi mi? O kadar acil mi ya? İyi tamam tamam bekliyorum. Ha Metin. Ya benim ofise geçen hafta su bastı kardeşim. Ortalık biraz karışık. Kusura bakmazsın artık. Tamam, tamam hadi bekliyorum. Kala kaldık. Sonra ben senden bahsettim insanlara. Kalktım geldim. Ne diyorsun? Kardeşim ben dedektif değilim. Biz de dedektif aramıyoruz zaten. Arasanız daha iyi olmaz mı Metin? Ha, bildiğin biri varsa söyle arayalım. Artık polis de değilim ben ne yapabilirim ki? En azından akıl verir. Ya kardeşim ne olur beni karıştırma bu işe ya ne olur. Söyle ana babaya polise gitsinler. Ben de öyle söyledim. Ama adamlar mesaj attı. Polise giderseniz çocuğu öldürürüz diyorlar. Anlattım ya. Hem alan adamlar da polis. Bak Mehmet. Bu insanların senin gibi bir adama ihtiyacı var kardeşim. Hem parası da iyi. Kabul edersen hemen yarın sabah avansın hesabında. Başlangıç için 100.000 veriyorlar. Sonra... Çocuğu bulursan 100.000 daha verecekler. Ya ne düşünüyorsun bu kadar? Abicim kim verir insana bu kadar ya, parayı? Biliyorum biliyorum. Kimse kimseye vermez mi? Öyle de ne? Ne? Bak tamam hepsini bırak. Burada bir çocuğun hayatı söz konusu. Thank you.
güzel çocuğum? Yaklaşık 7 saat önce. Kıslan şunun sesini. Lütfen, lütfen. Oo, Fahri. Kıslan oğlum şunun sesini. Bahsettiğim arkadaşım Mehmet. Leyla Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, Murat Bey. Özlem Hanım. Memnun. Eyvallah. Buyurun lütfen. Metin durumdan bahsetmiştir. Bahsetti. Bahsetti ama açık konuşalım. Bu iş polis işi. Kendisine de söyledim. Ben de öyle düşünüyorum. Ama karım... Şuna bakın. Sizce oğluma bir zarar vermişler midir? Yok, hiç sanmıyorum. Gerçekten mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Çocuğa zarar verecek olsalardı baştan verirlerdi. Çocuğunuzu kaçırmışlar. Ya bu da sizden bir şey isteyecekleri anlamına gelir. İstediklerini alana kadar çocuğa hiçbir şey yapamazlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen işe koyulalım. Bana oğlumu geri getirin lütfen. Lütfen. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak etmeyin. Yalnız ben tek başına bir adamım sonuçta. Baştan söyleyeyim, polisten yardım alacağım. Beyefendi, anlamadınız galiba. Biz polise gidemediğimiz için sizi tuttuk. Ne yaparsanız yapın, onları bu işe bulaştırmayın. Ben bulaştıracağım demedim ki. Birkaç eski arkadaşım var, onlardan yardım alacağım. O da gerekirse, ki gerekecek. Şu kapıdaki güvenlikle konuşalım. Sonra evdeki herkesle tek tek konuşmam gerekecek. Kim varsa artık, çalışanlar falan. Telefonlarınızı açık tutun. Biri ararsa çok fazla meşgul etmeyin. Bilmediğiniz bir numara ararsa hemen bana haber verin. Tabii. Hadi, hadi. Polis arabası değil bu. Nasıl? Emin misin? Polis arabasının plakası mavinin üzerine beyaz olur. Bunlar siyah üzerine beyazını yapmışlar. Nasıl anlıyorsun ki görüntüler siyah beyaz? Bariyere bak, mavi. Bak, daha gri olması lazım ama bu siyah. Aceleye getirmişler. Ama iyi becermişler ha. Basit.
Alo Cengiz, ne haber kardeşim? İyiyim iyiyim, yolunda her şey ya. Ya sık boğaz etmek istemiyorum ama sana bir plaka vereceğim. Onu araştırabilir misin Cengiz ya? Ha tamam. Tamam. Cengiz kapatsa arayacağım ben seni. Dur. Kapa kapa. Şunu sesini açsana. İtfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan söndürmeyi başardı. Yanan araçtan çıkarılan iki kişi kurtarılamadı. Cesetlerin durumunun kimlik tespitini güçleştirdiği açıklandı. Polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Dün gece başlayan yangın sabaha karşı güçlükle kontrol altına alındı. Yangının kaynağının bir polis aracı olduğu şüphesi güvenlik güçlerini de harekete geçirdi. Yanan araçtan çıkarılan iki kişi kurtarılamadı. Cesetlerin durumunun kimlik tespitini güçleştirdiği açıklandı. İtfaiye ekipleri alevler ormana sıçramadan yetişerek büyük bir facianın önüne geçerken olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatan emniyet güçleri şimdilik ayrıntılarla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçınıyor. Henüz görgü tanığı ya da şüpheli... Ormanı da yakaydın bari. İnsan eti be Hasan abi. Kolay kolay tutuşmuyor ki. Parlı ateş lazım abicim. Anladın? Çocuğa da yaptın. Yaptım abi. Götür ver şunu Sabiye, yesin. Hadi. Sen oğlum! Şşş! Oğlum bana bak. Usludur uslu, tamam mı? Usludur yoksa adamın g***dan kan alırlar, tamam mı lan he? Aaaa! Oğlum! Niye sürüyorsun lan he? Lan sana iyilik yapanın, sana yemek veren! Sen kimin ısırdığının farkında mısın oğlum? Burası senin evin değil, tamam mı oğlum he? Uslu duracaksın oğlum, uslu duracaksın. Ulan! Beşer sen nereye gel? Sen karışmasın abi. Güzenki doksun atmışlar. Biraz dayak yesin de. Beşer! Bana bak bana! Bana bak! Bana bak! Bir daha bu çocuğa elini sürersen o elini kırar ve sokarım. Anladın? Hadi git şimdi. Hadi! Şu orman yolunda kundaklanan araç. İki adam çıktı değil mi içinden? Çocuk mucuk yoktu yani. Ha. Ya kardeşim bu adli tıp raporları çıkınca bana bir haber versene onu. Sana zahmet. Lan sen. Ya otobüs kaçırmışım, arkadaşta kaldım baba. Paramızı taksiye etmedi tabii. Yine öyle mecbur sabah bekledik. Eşek mi osuruyor lan burada? Ben sana çok geçe kalmayacaksın demedim mi? Ortalık 56 olmuş beyefendi, içki alemlerinde. Ne 56 olmuş ortalık ya? Hayırdır? Araba çalıntıymış. Plaka da sahte. Kemal. Ya ne gerizekalılık bu ya? Ya bu kapıdaki adam da mı anlamamış? Kemal, hemen kovduruyorsun adamı. Tamam abi, tamam. Adamlar katakulliye gelmiş canım. Herifleri polis kıyafetinde görünce korkmuşlar. Arabayı iyi benzetmişler. Plaka zaten kimsenin aklına gelmez. Ya bir güvenlik görevlisinin aklına gelebilmeli ama. Peki üniformayı nereden bulmuşlar? En kolayı o. Mahmut Paşa'da bir orduyu donatabilirsin. İnanılır gibi değil. Bu kadar kolay bir şey mi böyle polis kıyafeti giyip de ortalıkta dolaşmak? Kolay kolay da yakalanırsan ağzına... Cezası var.
Peki siz bu arabayla adamları bulduğunuz zaman Kerim'i de bulmuş olacaksınız değil mi? Arabayı buldum. Arabayı buldum da Kerem'den eser yok. Bak evladım, ben bu itlerin ciğerini bilirim. Sen de gördün işte. Ha bunlar zevkini adam keser ya. Sen buradan sağ salim eve gitmek istiyor musun? Ha, alışverişe kadar sakin olacaksın, hiç sesini çıkarmayacaksın, tamam mı? Ha. Bir de öyle bağırıp çağırma. Kendini yoran sadece, seni de burada hiç kimse duymaz. Bir de bizim asabımızı bozan. Anladın? Ha, güzel. Aferin, gel bakayım. Gel, gel. Korkma, gel, gel. Ne biçim bağlamışlar lan seni. Şimdi şunu da ye bakalım. Şişt, oğlum. Bu bunak ne ayak lan ha? Dalga yer işlerine başladı da haberimiz mi yok? Öyledir ki benim abim. Mahallede yardım etmediği adam kalmadı. Abisinin kardeşi. En azından içeriden birileri değilmiş. Onu öğrendik. Yani diyorsunuz ki polis kılığındaki o herifler aslında... Maşaymış. Evet. İşlerini gördükten sonra onları öldürdüler. Sonra da Kerim'i alıp götürdüler. Allah'ım, oğlum nasıl insanlarla beraber? Leyla Hanım, adamların nasıl olduğundan çok sizden ne isteyeceklerini bulmamız lazım. Para istiyorlar. Başka ne isteyecekler? Bizim kimseye de alıp veremediğimiz bir şey yok ki. Orasını bilemem ben. Siz söyleyeceksiniz. Ne demekmiş o? İnsanlar sadece para için kaçırılmıyor. Husumet de olabilir. Ne bileyim, birinin tekerine çomak soktunuz belki. Bir hatlar yediniz herhalde, bilmiyorum. Mehmet Bey, haddinizi aşıyorsunuz ama. Ülkedeki tek zengin aile siz değilsiniz. Neden biz diye düşünün. Bunu sizi sinir etmek için söylemiyorum gerçekten. Yani düşmanlarınızı tek tek gözünüzün önünden geçirin. Çocuğunuzu onlardan biri almış olabilir. Biz kimseye bir şey yapmadık. Yapmadık değil mi? Neyim benim? Ay elimden sabun gibi kaydı Leyla Hanım. Uyandığından beri zor tutuyorum yukarıda. Tamam. Abim nerede? Sen kimsin? Mehmet ben. Sen kimsin? Yasemin. Memnun oldum Yasemin. Gel kuzum, hadi biz kahvaltımızı yapalım. Geleceğim ben. Ben Kerim'in odasını görebilir miyim? Tabii. Buyurun. Yazışırdı. Ya telefonda ya bilgisayarda. Dün ne oldu? Nasıl? Arkadaşına söylemiş kötü bir şey oldu diye. Size söylemedi mi? Canım, şunu takamıyorum. Bir yardım etsene bir tanem ya. Eline mi buz gibi senin?
Hasta mı oluyorsun? Yok anne, ne hastası ya? Bir şeyim yok benim. İyiyim ben. Ağladın mı? Ne ağlayacağım ya? Çocuk muyum ben? Kerem. Bak, yaz kampına takılıyorsan ben babanla konuşup ikna edeceğim. Merak etme o konuyu. Kampla alakası yok. Canım sıkın o kadar. Canın mı sıkın? Niye canın sıkın? Durup dururken mi? Ha? Anneannen sıkı canı iyidir. Test çıkmazlardı. Of, espriye gel. Yalvartma beni. Söylesene, ne oldu? Anne. Hayatım, abin telefonu açmıyor. Biz çıkalım, onlar daha sonra katılır. Tamam, Kerem'le konuşuyorum. Hemen geleceğim. Oho, Kerem Bey'in derdi bitmez. Hadi, geç kalacağız. Tamam, müsaade et, geliyorum. Tamam anne, boş ver ya. Siz gidin. Sonra konuşuruz. Konuşacağız ama sonra. Söz mü? Bilgisayarın başına takılıp kalmak yok. O gözler kör olacak sonra. Geliyorum. Söylediyse de ben anlamadım galiba. Çocukların dertlerini de kendileri gibi küçük sanıyoruz hep. Allah'ım. Ben niye gittim ki? Eğer gitmeseydim, onu burada bırakmasaydım da, götüremeyeceklerdi oğlumu. Kimse götüremezdi bu zaman çocuğumu. Yapmazlardı o zaman. Böyle yapmayın. Dün gece almasalardı, başka bir gün mutlaka alırlardı. Adamlar kafayı takmışlar bir kere. Bir fırsatını mutlaka yakalarlardı. Siz her saniye çocuğun yanında kalamazsınız ki. Bakın, biliyorum hiç kolay değil. Ama şimdi sizin her zamankinden çok daha güçlü olmanız lazım. Kerem için. Yasemin için. O evdeki herkes için. Tamam? Tamam, tamam. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi söyleyin bakalım bana. Kerem günlük tutar mıydı? Evet, tutardı. Ona yazmış olabilir. Evet. Nasıl bir şeydi? Siyah. Böyle deri kaplı. Küçük bir defter. Siz okumadınız mı? Yok, niye okuyayım ki? Şu durumda okumamızın bir sakıncası olmaz herhalde. Hayır. Nereye sakladığını bilmiyorum. Buluruz. Bir dakika. Geçen hafta defterini bulamadığını, görüp görmediğini sormuştu. Kaybetmiş yani. Seviyorum, duymuyor musun sen oğlum beni ya? Niye kilitli bu kapı, niye kilitli? Kalk, Mehmet Bey bizimle konuşacakmış. Mehmet Bey kim ya? Sabahtan beri ortalarda dolanan adam yok mu o işte? Ne konuşacakmış ki o bizle? Ben nereden bileyim Kadir? Zaten canım burnumda. Hadi, hadi kalk kurban. Tamam anne ya. Şu üstünün başının haline bak. Bak onları değiştir, elini yüzünü yıka, öyle gel, tamam mı? Ayıp misafire. Hadi, tamam, hadi ya. Kadir. Afiyet olsun. Ablacığım sana zahmet varsa bir çayınızı alırım. Tabii tabii. Cam bardak olabilir mi ya, sana zahmet? Tabii, ne demek?
getirdin mi kahvaltını anneciğim? Ha? Hı? Aferin benim Uğur böceğime. Hadi gel biraz dışarı çıkalım. Hadi. Tuncay annem salla beni. Tamam. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Afiyet olsun. Anlatın bakalım, nasıl teslim ettiniz çocuğu? Hadi anne hızlı. Yavaş Yasemin, düşeceksin. Hadi anne uçur beni. Tamam. Anneciğim düşersin, bu iyi işte. Ya düşmem abim, uçur beni. Abin yok canım. Sıra benimle idare edeceksin küçük hanım. Nerede? Okula mı gitti? Hani sınav var ya. O yüzden yaz okuluna gitti kurs için. Bak bak şimdi nasıl sallayacağım seni Yasemin. Uçuyorsun. Oldu mu şimdi? Evet. Adamına Kerem'i. Kim olsa aynı şeyi yapar. Polis diye eli silahlı hepsinin. Ay yoksa bırakır mıyım Kerem'imi? Tamam ablacığım tamam, sen panik olma. Seni suçlayan kimse yok ki. Biz kötülük edecek insanlar değiliz Mehmet Bey. Elmas bu bebeleri kendi evladımızdan ayırmadı. Hakkı çoktur üstlerinde. Adamları gibi yüreği yapmıyor mu sanıyorsunuz? Hah, hayırsız evlat geldi. Kadir değil mi? Gel Kadir. Gel Kadir'im, otur şöyle. Seninle de konuşalım biraz. Ben bir şey görmedim ki. İyi ya işte. Burada olaydın ananın yanında, görürdün belki. Şu kapşonu indir ya, güzel yüzün çıksın ortaya. Bak annen de rahatlasın. Sen neredeydin dün? Ya ben arkadaşlarla takılıyordum. Ben normalde babam gece salmaz ama bir arkadaşımız askere gidecekti. Lan tam çocuk kaçırılacak geceymiş ha. Herkes bir yerlerde. Sen Kerem'le abi kardeş gibiymişsin öyle mi? Tabii. Yani ben onun abisi sayılırdım bir yerde. Hiç bir dediğini hak etmezdim. Başka çaren yoktu herhalde. Çocuk koskoca holdingin veliahtı. Günlüğü kaybolmuş Kerem'in. Sana söyledi mi hiç? Bana söylediydi Kerem, ben odasını aradım, altını üstüne getirdim ama bulamadım. Geldiğimizi söyleme tamam mı? Kerem ne oldu oğlum sana? Suratının haline bak. Biz hiç buraya gelmedik tamam mı? Tamam. Ya bak sonra bizim başımız belaya girmedi. Sorsalar bile, kızsalar bile söylemeyeceksin tamam mı? Söz ver! Tamam, tamam. Sakin ol ya. Söylemeyeceğim tamam. Siz Kerem'le beraber büyümüşsünüz yani. Sana sırlarını anlatır mıydı? Kardeşi miydi seninle? Yok, öyle pek bir şey anlatmazdı bana. Ya o şey yapmaz beni. Öyle çok dengeyi görmez. Elbette Ayşe Hanım, biliyorum ama bugün yapamıyoruz toplantıyı. Siz Halit Bey'e özürlerinizi iletin lütfen. Haftaya bir tarih belirleyebiliriz belki. Evet evet, haber vereceğim ben size, merak etmeyin. Çok teşekkürler, iyi günler. Sözleşmeyi biraz daha sarkıtırsak tepemize binecekler. Ben bir Leyla'ya bakayım. Buyurun. Siz de bir çıkarsanız ben Kemal Bey'le bir konuşayım. Bizim aramızda saklı gizli yoktur, konuşabilirsiniz. Mutlaka. Mutlaka öyle de belki benim vardır.
Maşallah. Ne çok insan tanıyorsunuz. İş gereği. Peki iş gereği aralarında gırtlak gırtlağı aldıklarınız da var mı? Var. Yani vardır mutlaka. Herkesi memnun edemezsiniz. Bu işi yapanlar gözü bayağı karartmış. O yüzden iyi düşünün. Canını yaktığınız biri var mı? Veya birileri. Mehmet Bey. Hiçbirimiz sütten çıkma ak kaşık değiliz. İş dünyası bu. Mutlaka canını yaktığım insanlar olmuştur ama... aileme zarar verecek kadar kimseyi üzmedim. Oğlunuzla aranız nasıl? Nasıl yani? Basit bir soru sordum. Oğlunuzla aranız nasıl? Ne bileyim. Her baba oğul gibi. İyi. Herhalde her baba oğul gibi kavga da ediyorsunuzdur. Karne hediyen. Sevmedin mi? Ya sen aylardır benim başımın etini yemiyor musun motor motor diye? Ha? Ne aldık işte? Ne bu surat? Kerem. Beni bununla mı kandıracaksın ha? Ne biçim adamsın sen? Nefret ediyorum senden, nefret! Terbiyesiz. Yok. Kavga etmeyiz. Kerem çok uslu bir çocuktur. Terbiyelidir. Ev üstüme üstüme geliyor. Ben biraz hava alacağım. Tabii tabii. İçeride yemek hazır. Ama siz yediniz sanırım. Evet, atıştırdım ben. Sağ olun. Özlem Hanım. Siz kimsiniz? Anlamadım. Ya bu insanlar arasında işiniz ne? Akraba değilsiniz belli. Bu insanların dünyasından biri değilsiniz. Kemal Bey'in asistanıyım. Daha doğrusu öyleydim. Birkaç ay önce Şarman Holding müşteri ilişkileri direktörü oldum. Ayrıca Leyla'nın da yakın arkadaşıyımdır. Bana ihtiyacı olduğu sürece de buradayım. Sorgu için şurası uygun sanırım. Değil mi? Bu tavrınız kime? Yani bana mı sinir oldunuz yoksa genelde böyle mi takılıyorsunuz? Nasıl? Ne bileyim. Biraz böyle buz gibiyiz de. Kusura bakmayın ama başka türlü davranmak gelmiyor elimden. Neden? Benim hayatım Şarman Holding'den ibaret gibi bir şey Mehmet Bey. Öyle olunca da saklanmaya başlıyor insan ister istemez. Maskeler yapışıp kalıyor üstümüze. İş dünyası malum. Sizin hayatınız işten ibaret yani. Öyle mi? Öyle. Yapmayın. Herkesin özel bir hayatı vardır. Benim yok. Bizim bayramı çocuklara devredelim. Çok düşünür olduk, bizim tarih eskidikçe çoğal. Kasır olduk, man lazım dilimize laf geleni. Adam olduk sandık es geçmeyi güvey bilince hep. Uzar sandık insan biraz kendine zaman çalmadı. Yolda
Yoldan çıkıp biraz farkına varmalı. Hayatsa biraz daha katmalı. Resmetli biraz bazen unutmalı. Her yaşın bir güzelliği var. En güzel çağındayım. Ya gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır. Her günün bir güzelliği var. En güzel anımdayım. Gelir geçersin hayatımdan ya da gelir kalır. Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden. Ömrüm kararı rüzgar versin. Beni mi kıracaksın? Bir gel yanıma istersen, tut elimi yeniden. Bırak kararı rüzgar versin. Bizim bayramı çocuklara devredelim. Çok düşünür olduk. Sen onu senden hayatta düşünüyorum ben. Baksana nasıl eğleniyor. Hadi sen de gel. Hadi. Hadi. Gidiyoruz ama alacağım seni. Tamam bu aile için çalışıyorsunuz? Yaklaşık 5 yıldır. Daha önce ne yapıyordunuz? Başka bir yerde çalışıyordum. Bir bankada. Sizce Kerem'in ailesinden sakladığı bir şey olabilir mi? Bilmem. Olabilir. Hepimiz ailelerimizden bir şeyler saklamışızdır o yaşlarda. Siz ne sakladınız mesela? Muhafazakar bir ailede yetiştim Mehmet Bey. Hemen hemen her şeyi saklamak zorunda kalırdım ben. Bu huyunuzdan vazgeçmemişsiniz anlaşılan. Onu nereden çıkarttınız? Dün gece balığa yalnız gitmişsiniz. Yani bu da demektir ki sevgilinizi patronlarınızdan saklıyorsunuz. Sevgilimin olduğunu nereden çıkarttınız Mehmet Bey? Saatinizden. Belli ki çok pahalı bir şey. Ama sizin tarzınız değil. Herhalde sevgilinizden. Bunu ben kendim aldım. Bir sevgilim yok. İlginç. Nedir o ilginç olan? Sizin gibi bir kadının yalnız olması. Başka sorunuz yoksa ben kalkayım. Yapmam gereken bir sürü telefon görüşmesi var. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Murat Bey çıktı mı? Yok, yukarıda. Söyleyin gelsin. Bakın. Ben başarılı bir iş adamıyım Mehmet Bey. Başarılı insanlar sevilmez. Haliyle ben de çok sevilen bir insan değilimdir. Yani torna düşmanınız olabilir. Kastettiğiniz buysa evet olabilir. Ama yeğenimi kullanarak benden intikam almak isteyecek birini bilmiyorum. Yani bilip bilmeden de kimseyi zan altında bırakmak istemem. Yeğeninizi en son ne zaman gördünüz? Kerem dur dedim sana, bana bak. Sen buraya hiç gelmedin, anladın mı? Duydun mu beni? Buraya hiç dinle beni. Buraya hiç gelmedin, hiçbir şey görmedin, anladın mı? Geçen hafta doğum günü partisinde. Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hayır, olmadı. Karınız nerede? Paris'te. Bu olanlardan haberi var mı? Hayır, yok. Anlatma gereğini duymadım. Telaşlandırmak istemedim. Haber verseniz iyi olur. Onunla da konuşmam gerekecek. Ya siz ne işin bizimle uğraşıyorsunuz? Vakit kaybetmeyin demedik mi size? Kerem kayıp. Nerede olduğu belli değil. Kalkmış bir de beni sorguluyorsun. Abi sakin olur musun lütfen? Ha Leyla, haksız mıyım? Kerem kayıp. Nerede olduğu belli değil. Adam kalkmış dedektifçilik oynuyor.
İstediğiniz her an gidebilir Leyla. Hayır. Kusura bakmayın, hepimizin sinirleri çok gergin. Lütfen. Estağfurullah. Yok, konuşma da cırcırını kapa. Dost başa, düşman aşağı Hasan abiciğim. Kapat lan şimdi, içimizi karar. Abi çok seviyorum bu şarkıyı. Dursun azıcık. Lan oğlum, kim geçiyoruz lan biz burada? Tatile mi geldik sanıyorsun sen ha? Bekir. Altı harfli Hint kertenkelesi. Fahri oluyor mu acaba? Fahri beş harfli, akıllım. Alo. Buyur oğul. Yok, bir sakatlık yok. Ne vakit geliyorsun? Buradalar. Seni bekliyoruz işte. Tamam, tamam. Hele sen gel de konuşuruz. O ne lan? Gebertecek bizi. Lan ne duruyorsunuz lan? Fırlayın hadi. Hadi lan. Koşun lan. Koş lan koş. Thank you.
Manyet. Aç. Lütfen aç. Aç kapıyı aç. Öldürecekler beni abi, lütfen. Kaçırdılar beni abi. Şimdi ne yapacağız abi? Kapıda mı lan? Bunlar kaçakları, biz bana atmayın. Yardım et. Tüt. Dakika bir, gol bir. Sen de ailenin en asabisine çattın hemen ha. Öyle oldu. Huylanıyorum ben böyle adamlarda. Murat Bey iyidir aslında da. İşte. Ne işte? Senin benim gibileri adamdan saymıyor. Yani. Sen nasıl girdin lan bunların arasına? İş başvurusu yaptım, oldular. Holding'e değil mi? Ne oğlum? Ailenin içine nasıl girdin? Ne oğlum? Beni de mi sorguya çekeceksin? Yok da oğlum, Allah Allah. Ondan değil. Ve bu aile biraz alengirli bir aile. Öyle çok sıkı fık olmaya gelmez. Sıkı fık olduğum yok. Maliye tepelerinde kaç defa kurtardım, ondan biraz hoş tutuyorlar. Yarın bir gün birkaç dava kaybederiz, tekmeyi basarlar. O yani. Bu iş sandığından büyük bir iş galiba. Dur bakalım, daha ne olduğu belli değil ki. Hadi. Kokusu çıkar yakında. Size fazla geldi, anlaşıldı. Gidin gidin. Abi gözünü seveyim, yapma. Yapma abi, gözünü seveyim, yapma. Ben nasıl güveneceğim lan size? Daha ilk günden çarşafa doladınız. Mallar. Abi vallahi benim bir günahım yok. Hep bu senin kardeşin yüzünden. Açtım müziğin sesini bangır bangır. Hiç mi duyamadık? Ben size teslim ettim lan bu çocuğu. Teslim ettim. Sorumluluk verdim, sorumluluk. Sorumluluk ne demek sen biliyor musun? Ha? Yanlış yapmayacaksın. Yaptıysan da kabul edeceksin. Yanlışının bile arkasında duracaksın. Adam olun lan biraz. Mallarla iş yapıyor dedirtmem ben kendimi. Ağır ol Falco. Hadi bunlar çömez Hasan abi. Sen? Yakıştı mı? Boşuna mı koydum abi ben seni bunların başına? Bir hatadır oldu. Bir daha olmaz.
Bir daha Çuvallayan'ın ciğerini eline veririm. Haberiniz olsun. Getir şimdi şu telefonu. Fiyat budur yani. Tamam. Öyle olsun bakalım. Saat tam 7'de Samatya'da Langa kavşağında ol. Parayı konteynere bırak, arkana bakmadan yürü. Gece bitmeden oğlun evde olacak. Oğlumu almadan parayı vermem. Keyfin bilir. Alo. Kapat. Kapattı. 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 Abiciğim hani donlarına kadar soyacaktık adamları. Getirmiş çocuğu.
Hatim ettin Hatim. Bu herif mi? Keskin sirke küpüne zararı oldu. Yeter artık kendini yiyip bitirdin ya. Bırak giden gitsin. Bu iş olmaz artık. Olacak abi, olacak. Şu iş bitsin, olacak. Leyla'cığım, Leyla'cığım ne olur endişelenme bak. Az kaldı. Her şey bu akşam bitecek. Parayı alınca oğlum geri verecekler değil mi? Verecekler tabii ki. İstediklerini aldıktan sonra neye vermesinler ki? Kemal! Ne oldu, adamları gördün mü? Ya parayı bırakıp gel dediler ya, öyle yaptım ben de işte. Orada hala bekliyor.
Aldım abim, yoldayım şimdi. Ne? Ne yapayım? Yapma abi. Büyük günah. Peki abi. Kusura bakma abi. Tamam abi, tamam. Sen öyle diyorsan. Şuradan bir yerden sapayım şimdi. Efendim? Kemal Özdemir. Benim. Bu paket size. Kimden gelmiş? Üzerinde yazmıyormuş. Göndereni yazmıyor mu? Yok.
Efendim? Alo. Alo. İdiğini aldın mı Kemal Bey? Oğluna biçtiğin değer bu işte. 350 bin lira. Ulan anca parmağı o kadar eder be. Ulan seni öldüreceğim ben. Senin ölümü benim elimden olacak lan. Senin kemiklerini kıracağım lan. Lime lime edeceğim. Lime lime edeceğim seni. Öldüreceğim oğlum. Ölümü benim elimden olacak lan. Ben öldüreceğim. Gözüm kesmeyeceğim ben. Ağır ol Kemal Efendi. Oraya varmamıza daha çok var. Bu iş öyle kolay bitmez. Daha yeni başlıyoruz.